Saçlarımız için acil çözüm maskeleri yapıyoruz. Kuru ve yıpranmış saçlarımız için, kırıklarımız için, saçlarımızda bulunan kırıklar için bugün acil çözümler yapacağız arkadaşlar. Hemen etkisini ilk uygulamada göreceğimiz çözümler paylaşacağım sizlerle. Eğer sizlerin de saçları kuru ve yıpranmışsa, evinizde bu paylaştığım kürlerden hangisi hoşunuza gidiyorsa, hangisi size daha kolay geliyorsa veya evinizde hangi malzemeler varsa hemen uygulamaya başlayabilirsiniz. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuru ve yıpranmış saçlar için çözüm uygulamaları yapacağız. Birkaç uygulamamız var. Öncelikle saçlar neden kurur, neden yıpranır? Biraz onlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bazen bu durum genetik olur, bazen de çok düzleştirici kullanmaktan, güneşe maruz kalmaktan, saçları sürekli fönlemekten bu durumlar ortaya çıkabilir. O yüzden bunlara çözüm getirecek uygulamalar yapacağız bugün. Öncelikle yoğurdumuz var. Yoğurt tek başına saçlarımıza krem görevi yapıyor arkadaşlar. Sadece yoğurdu alıp saç diplerinden saç uçlarına hafif masaj yaparak yedirip yoğurdu saç diplerinden saç uçlarına uyguladıktan sonra saçımıza bir bone takıyoruz. Yarım saat bekletiyoruz. Yarım saat sonrasında her zamanki gibi saçımızı yıkıyoruz. Nemli saça uyguluyoruz yoğurdu da. Yoğurtla saçlarımızdaki yıpranmayı, saç ucundaki kırıkları giderebiliyoruz. Bir yemek kaşığı aloe vera jeli, Hint yağı kullanacağız. Bir çorba kaşığı da Hint yağı kullanıyoruz. Bir çorba kaşığı da yoğurt ekliyoruz bu karışımımıza. Eğer saçlarınız aşırı yıpranmışsa mutlaka bir yağ kullanmalısınız. Tek başına yoğurt yeterli olmuyor. Sadece kurumasını engelliyor yoğurt. Evet, bu karışımı bu şekilde hazırlıyoruz. Arkadaşlar, bu uygulamaları yaparken saçlarımız temiz olması gerekiyor. Önce saçlarımızı yıkıyoruz, saç köklerini açıyoruz. Saç köklerini açtıktan sonra bu uygulamaları yapıyoruz. Evet, bu kürümüz de bu şekilde hazır. Saçlarımızı yıkadıktan sonra hafif nemli iken kürümüzü saç diplerinden saç uçlarına yine saçtaki kırıkları böyle ovalayarak, hafif hafif ovalayarak bu karışımı saçlarımıza yediriyoruz. Eğer saçlarınız uzunsa bu ölçüleri ikiye çıkarabilirsiniz arkadaşlar, çoğaltabilirsiniz. Bu karışımı saçlarımızda 1 saat bekletiyoruz. Yine bir bone ile saçlarımızı kapıyoruz ve haftada bir kez uygulayabiliyoruz. Bone ile saçlarımızı kapıyoruz, 1 saat bekletiyoruz. 1 saat beklettikten sonra saçlarımızı her zaman yıkadığımız gibi yıkıyoruz. Şimdi sıra geldi. Kuru ve yıpranmış saçlar için mucize bir yağ yapacağız arkadaşlar. Evet, mucize yağımızı yapmaya başlıyoruz saç için şu anda. Son derece kuru ve yıpranmış saçlar için bu yağ yapıyoruz. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Tatlı badem yağı kullanacağız. Bir yemek kaşığı da badem yağı ekliyorum. Ölçülerin hepsi birebir olacak arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da Hint yağı kullanacağım. Karıştırıyoruz. Bu saçlarımız için çok iyi. İlk uygulamada bile süper sonuç veren bir yağ bu arkadaşlar. Mucize bir yağ gerçekten de. Ben kullandığım için çok iyi biliyorum. Kuaförde en çok kullandığımız saç bakım yağı bu arkadaşlar. Bu yağı şöyle spreyli bir şişeye boşaltıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz anlarda saç diplerini, bu mutlaka saça ıslak uygulanmalı arkadaşlar. Saçlarımızı önce güzel şampuanla yıkıyoruz. Şampuanla saçlarımızı yıkadıktan sonra saç diplerimizden saç uçlarına masaj yaparak uyguluyoruz. Ve özellikle kırık yerlerde hafif hafif masajlar yaparak o kırıkların onarılması için bu yağı kullanıyoruz. Mutlaka hepinize tavsiye edeceğim bir yağ bu. Bu yağı zenginleştirebilirsiniz isterseniz. İçine argan yağı, susam yağı karıştırabilirsiniz. Ama bu şekilde bu üç karışım
Saçlar için bir mucize arkadaşlar. Kuru ve yıpranmış saçlar için. Aynı zamanda normal, hani saçınız kuru yıpranmış olmayabilir. Saçınıza bakım amaçlı da sürebilirsiniz bu yağ. Güneş biliyorsunuz saçlarımıza çok zarar veriyor. Güneşin zararlarına da çözüm oluyor bu yağ. Onun için bu yağ hepinize öneriyorum arkadaşlar. Evet, yağımızı da böyle bu şekilde bir şişeye boşaltıyoruz. Spreyli bir şişeye. Yoksa da bir kaba da bırakabiliriz. Kullanmak istediğimizde önce elimizle yaydırıyoruz ve saç diplerimize masaj yapıyoruz. Saçlarımıza da masaj yapıyoruz. Bütün saçımıza bunu yediriyoruz. Ölçüleri daha fazla yapıp uzun süre kullanabileceğiniz bir yağ. Bunda herhangi bir bozulma olmuyor. Bu mucize yağ saçlarımıza uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra bir tane havluyu sıcak suyun içine batırıyoruz ve sıcak havluyla, çok da sıcak olmasın tabi, ılık bir havluyla saçlarımızı sarıyoruz. 1 saat kadar saçımızda bekletiyoruz. 1 saat sonra yine şampuanla saçımızı yıkıyoruz ve ortaya çıkan görüntü gerçekten mucize arkadaşlar. O kadar güzel yapıyor ki saçları. Ben çok kullandığım bir yağ. Bu yağ hepinize öneriyorum. Saçınız kuru olsun olmasın hiç fark etmiyor. Saç derisine, saç diplerine bakım yapıyor ve ıslak saça uygulanıyor. Eğer çok aşırı yıpranmış saçlarınız varsa, çok kuru ve çok yıpranmış, bu yağ haftada 2 kez uygulayabilirsiniz. Şimdi gelelim yine saçlarımız için çok faydalı bir yağ. Hindistan cevizi yağı tek başına saçlarımıza bakım yapabiliyor. Hindistan cevizi yağı aynı zamanda saç dökülmelerini durduruyor. Derinlemesine saça nüfuz ediyor. Saç derisine nüfuz ediyor. Saçı parlatıyor, besliyor. Saça hacim veriyor. Hindistan cevizi yağı da tek başına kullanabilirsiniz saçlarınıza. Aynı şekilde saç diplerinden saç uçlarına masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Ve yarım saat saçınızda bekletiyorsunuz. Saçınıza bir bone takıyorsunuz. Yarım saat sonra saçlarınızı yıkıyorsunuz. Dilerseniz Hindistan cevizi yağı akşamdan uygulayıp, eğer yatabiliyorsanız bu şekilde, sabaha kadar da saçlarınızda kalabiliyor bu yağ. Sabahleyin yıkıyorsunuz saçlarınızı. Haftada bir uyguluyoruz. Tüm kürlerimizi haftada bir kez uygulayabiliyoruz. Son karışımımız da elma sirkesi. Elma sirkesini de suyla birebir ölçü karıştırıyoruz. Bir ölçü elma sirkesi, bir ölçü de su, bildiğimiz içme suyu, ve bunları karıştırıyoruz. Evde kuru ve yıpranmış saçlar için en basit çözüm bu. Önce saçlarımızı, yine saçlarımızın temiz olması gerekiyor. Bu kürde haftada bir kez uygulanabiliyor. Saç uçlarından saç diplerine kadar bunu da elimizle masaj yaparak yaydırıyoruz. Elma sirkesi içindeki asit sayesinde saç kırıklarını, saçtaki yıpranmayı hemen onarmaya başlıyor. Haftada bir kez bunu da kullanabiliyorsunuz. Su, sirke eşit miktarda karıştırıyorsunuz. Ve yine bir şöyle bir şişeye dolduruyorsunuz. Saçlarımızın üstüne bu şekilde püskürtüyoruz. Böyle bir şişeniz yoksa avucunuzla alıp da yayabilirsiniz. Saçlarımızda 15 dakika bekletiyoruz. Bunu fazla bekletmiyoruz. 15 dakika bekletip yıkıyoruz saçlarımızı. Saçlarımızı sürdükten sonra 5 dakika yine saçlarımıza, saç diplerimize, saç uçlarımıza masaj yapıyoruz. Bu da çok güzel onarıyor saçlarımızı. Ama çok, eğer saçlarınız çok yıpranmış ve çok kuruysa mutlaka bunu denemelisiniz. Bu anında fayda ediyor. Hepsi faydalı bilgiler bunların. Hepsi saçlarımız için. Kuru saçlar, yıpranmış saçlar, güneşten zarar görmüş, fönden zarar görmüş, ısıtıcılardan zarar görmüş saçlar için bu kürlerin hepsini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Düzenli kullanımda saçlarınız kurumayacak, yıpranmayacak ve sağlıklı saçlara sahip olacaksınız. Bu kürler sadece yıpranmış saçlar için değil arkadaşlar. Bütün saçlar bunu kullanabilir. Saç bakımı yapmak isteyen herkes bu kürleri kullanabilirler. Nedir? Yıpranmış saçlar haftada bir kullanır. Normal saçlarınızda herhangi bir yıpranma yoksa ve bakım amaçlı kullanmak istiyorsanız eğer ayda bir kez veya 15 günde bir uygulayabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olun. Hoşça kalın.